Efendim ilk dinleyicimizin çare bir dikkat bir suali var. Yani gündeme getirmesi iyi oldu. Kendisini de tebrik ederiz. Güzel bir sual. Evet. Çünkü çok kimse bunu şey yapıyor. Yemek yedir verdi. İşte şunları yapıverdi falan. Ondan sonra bir kafirin Müslüman olmasına sebep oluverdi falan. Mesela adam Hristiyandı. Gitti Kadyanilerin içerisine. Abi Müslüman oldu. Kadyaniler Müslüman değil. Adam Hristiyan gitti. Vehhabi oldum. Vehhabiler de aynı şekilde İslamiyet'le bir alakaları yok. Adam Müslüman oldum diyor. Bakıyorsun mezhepsiz olmuş. Adam bakıyorsun Müslüman oldum diyor. Zındık olmuş. Müslümanla bir alakası yok. Müslümanla bir alakası yok. Dolayısıyla efendim bunlara vesile oldum ben falan. Şimdi adam fıskı fücur içerisinde. Allah-u Teala'nın emirlerini hafife alıyor. Onlara dikkat etmiyor. Efendim işte falan hidayetine sebep olduk falan. Haram işliyor. Bu haramlar neticesinde de işte içki içenlerin tövbe etmesine sebep oldu falan. Öyle bir zamanlar da vardı. Öyle bir grup. İşte grup grup gidiyorlardı. Ben o zaman Balıkesir Gönüllü Mesefetlisesi'nde öğretmendim. Oraya bağlı bir genç vardı falan. Buna aynı şekilde zikir de vermişler. Bu çekiyordu falan. Bir işte camiden çıkmazdı böyle arada bir Allah diye bağırırdı falan. İşte gelirdi işte mektubat vermiştim bunu okumaya devam et falan diye. O mektubatı okudukça bu toparlanıyordu falan. İşte buna diyorum işte 5000 şimdi 10.000'e çıkar falan kelime-i tevhid günlük. Ya bir kere adamın şeyleri bozuk bir kere ya. Şeyleri bozuk habire bunlara durmadan zikir veriyor falan. Önce bir temizler. Yani zikirden murat. Yani bu adam yaşayışı itibariyle oturması, kalkması, yemesi, içmesi, alışverisi, yolda gitmesi, insanlarla görüşmesi hepsi Allah-u Teala'nın emrine uygun olması lazım. Bunun için de ilmi harbi girerini bilmesi lazım. Bunları öğretmeden sen buna zikri yüklüyorsun. Yani çok özür dilerim affedersin de adam diyelim ki bir kovaya çocukların necasetini doldurmuş, ne yapmış falan diye. Şimdi o necasete zemzem suyu koyuyorsun falan o necaset dolu kovanın içerisine. Ya önce o necaset o kovadan temizlenecek. Çok güzel. Yıkanacak, parlanacak. Necasetten eseri kalmayacak ki onun içerisine zemzem koyasın. Yani necasetten temizlemeden son içerisine süt koyuyorsun, bal koyuyorsun veyahut da zemzem suyu koyuyorsun falan. Daha da beter oluyor. Karışıyor, berbat oluyor, gidiyor. Çalgını ilahi dinlemek. Yani Allah-u Teala'nın ismi şerifini, Esma-i Hüsna'yı çalgı dinlemek. Küfür olur buyuruyor. Çünkü ibadete haram karıştırmak, bak çalgı dinlemek haramdır. Ama bu haramı ibadete karıştırmak İlahi söylemek ibadettir. Çünkü Allah-u Teala'dan Peygamber Efendimiz'e bahsediyor. Bunu çalgılı söylemek veyahut da çalgılı olanı dinlemek imanı götürür. Küfürdür buyuruyor. Ya arkadaş sen başkasının hidayetine vesile oldun diyor diye imanı gitmiş haberin bile yok. İmanı gitmiş haberin bile yok. Dinleyicimiz üzerinde durduğu bir şey var. Bidat sahip birisinin doğru bir itikada veyahut da temiz bir amele sahip olması için mi uğraşmak gerek? Bu mu daha faziletli? Yoksa kafirin Müslüman olmasına vesile olmak mı? Efendim ikisi de çok sevap. Fakat Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki bidat sahibi Allah diyor. Ama yaptıkları yanlış. Bu yanlışlık sebebiyle cehenneme gitme durumu söz konusu. Yanlışın da farkında değil. Değil. Öncelikle bunu kurtarmak gerekir buyuruyor. Öncelikle bunu kurtarmak gerekir. Yani ikisi yan yana geldiği zaman öncelikle bunu kurtarmak gerekir. Fakat bir kimse bir zehiri yuttuğu zaman o zehirin temizlenmesi lazım. Oraya doğru temiz suyun girebilmesi için, zemzemin girebilmesi için, balın aynı şekilde oraya yerleşebilmesi için önce onun temizlenmesi gerekir. Allah-u Teala hidayet nasip etsin. Türkiye'de cemaat adı altında faaliyet gösteren dini grupların çoğu bakıyorum şakır 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 çalgını ilahi dinliyor. Hatta yani dinleyicimiz belki ona da ulaşmıştır bilmiyorum da biz öyle videolar da geliyor ve mailler de geliyor. Çalgılı ilahi koyuyor, elleri şapırtadı, şapırtadı. Oynuyorlar mesela, halay çekiyorlar. Ya dedi ki yani şeyh kılıklı adam da halay çekerken gördüm dedi yani. Halay çekerken gördüm. Dolayısıyla bunların İslamiyet'le bağlantısı söz konusu değil. Yaptıkları iş İslamiyet'e zarar vermekte. Kendileri de zarar vermekte ve kendi kendilerini avutmakta. İşte birisi geldi de işte hidayete erdi de falan. Takip ettiniz mi onu? Yok. Bir zamanlar mesela şeylerin, İngilizlerin bir meşhur gitarist miydi neydi falan. Sonra Yusuf İslam ismini aldıydı falan. Bu Müslüman oldu falan. Mustafa Bey biz daha o zaman tekerit falan yok şeydeydik ya. Cağaloğlu'nda Türkiye gazetesindeydik o ilk dönemlerde. Bir gün bir tanesi video getirdi dedi. Abi dinlesene bunu dedi falan. O zamanlar şey vardı kasetler vardı. O kasetlerden getirdi. Neyse teyp vardı. Teyp kaset çalar vardı. Ona taktık.
Adam o çaldığı alet neyse, gitar mı gitar. Neyse, gitarla, gitar eşliğinde şey ilahi söylüyor. Aslanım ben Müslüman oldu. Ondan sonra da diğerleri böyle davet ediyor onu, gitar eşliğinde ilahi, İngilizce ilahiler söylüyor falan, baş tacı ediyor. Ya zaten adam İslamiyet'te bir alakası söz konusu değil. Allah Teala rahmet eylesin. Bir gün Emen abiler yanında birisiyle geldi. Osmanlı şehzadelerinden birisiymiş. Türkiye'den şey yaptıktan sonra İngiltere'de kalıyorlar. Kızı evlenme çağına geliyor falan. Orta Doğu'yu dolaşıyorlar. Yani kızına bir Müslüman koca bulabilmek için bulamıyorlar yani. Öyle birisini de bulamıyorlar falan. Türkiye'ye de giremiyorlar. Türkiye'ye de giremiyorlar. Ve netice olarak da işte bir Müslüman olan İngiliz'le evlenmiş. Hemen buyurdu ki bu İngiliz'in Müslüman olduğuna inanmıyor buyurdular. İngiliz'in Müslüman olduğuna inanmıyor. İşte o Yusuf İslam, adam Müslüman oldu da İslamiyet'i bozmak için aynı şekilde Müslüman gözüküyor. Çalgılı, gitarlı aynı şekilde ilahi söylüyor. Dolayısıyla bütün Müslümanlar şimdi çalgılı söylüyor. Hedefe ulaşılmış. Yani dini motifleri sen çalgıyla söylediğin zaman imanın gidiyor ve senin imanını götürmüş. Neresi Müslüman? Bunun hidayetine mi vesile oldun sen şimdi? Kafirliğine kafirliğinde duruyor. Ondan sonra da sen de kendini avutuyorsun. Onun senin dinini bozmak için yapmış olduğu fiili de bizzat yapıyorsun. Sen de kafir olmuşsun. Allah falan korusun ya. Yani insan oturup biraz düşünmesi lazım. Ya bir de sahiplerinde yani akıl da yok. Bir de sahiplerinde akıl olmuyor. Düşünemiyor. Yani diyor bu daha çok sevap falan. Çünkü iblis ya bu ümmeti demiş bozabilmek için bütün avenesini toplamış. Onlara demiş bir şey yapalım. Bir hafta sonra toplanalım. Toplanıyorlar. Diyor ki buldunuz mu? Yok diyor. Ben diyor buldum. Bunlara diyor hani günah işlettiğimiz zaman diyor alimleri diyor bu günah diyor. Tövbe ediyorlar diyor. Bizim çalışma boşa gidiyor diyor. Öyle bir şey yapalım ki tövbe etmesinler. Diyorlar ki ne buldun üstad? Diğer avenesi ne buldun? Diyor ki bunlara öyle bir şey yapacağız ki bunlara bidat işleteceğiz. Onu sevap diye yapacak. Çalgıyla ilahi. Ya ne oldu? Allah diyor diyecek değil mi? Tabii. Esma-i Hüsna'yı çalgıyla söyleyecek. Bak diyor Allah diyecek. Ne var bunda? Coşturuyor beni. Tabii. Bir de ağlatıyor. Ezanı hoparlörle okutturacak. Tabii. Veyahut da namazı hoparlörle kıldıracak. Makamlı okutturacak. Makamlı okutturacak. Nefislerine hoş gelecek şekilde. Böyle olması lazım. Ve adamlar şimdi kiliseye özeniyorlar. İşte müezzinler, imamlar falan makamı öğrenecekler. Çünkü kilise müziği de öyle doğdu. Papazlar yoldan çıkınca insanlar gelmemeye başladı kiliseye. Ondan sonra kilise müziği çıkardılar. Şimdi bakıyorum din görevleri işte yok ne diyordu ne ders alıyorum diyorlar. Şan. Şan ders alıyorum. Bilmem ne yapıyorum falan. Bunlar resmi resmi ha. Tabii. Resmi resmi her şey yapıyor falan. Her biri ses sanatçısı artık. Her biri bir ses sanatçısı. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ve seyyar hoparlörler de artık. Köye falan varıyorsun. Bir cenaze hemen pat hoparlörle geliyor. Mezarın başında hoparlör. Çift mikrofon takıyorlar. Çift mikrofon takıyor. Allah böyle hidayet versin ya. Yani bir gün öleceksin. Ama bu halle devam edince imanını kurtaramazsın sen. Orada yandım anam desen de kimse sana yardım etmez arkadaşım. Dünyada sana koy koyculuk yapanlar, o kafirler senin dinini bozarken onları kendine üstad kabul ettiklerinde cehir cehir onlarla beraber aynı şekilde cehennemde hesaplaşırsınız. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Yani böylelerine gitmemeli. Bir de bir şey soracağım ben. Gerçi birinci bölümü tamamladık ama şimdi bu dinleyicimizin bahsettiği o gruptan birisiyle tanıştırdılar bir tarihte. Din görevlisi aynı zamanda. Bu adam sarhoş birisini, sürekli içki içen birisini güya işte doğru yola getirmiş. Onu anlatıyor ballandıra. İşte onunla samimiyet kurabilmek için işte bir gün demiş ki ya getir demiş beraber içelim. Beraber içmişler. Sırf onun hidayeti için bu da haram işlemiş. Neyse bunu anlatıyor. Öbürleri de tabii bayağı bir şey yapıyorlar. Adamı takdir ediyorlar falan. Sonra tövbe ettiniz mi hoca efendi dedim ben. Öyle deyince herkes bozuldu. Şunu sormak istiyorum. Yani böyle bir durumda haram işlenir mi? Efendim ben bu kızın işte örtülmesini temin ediyorum ama o kızla zina ettim. Der gibi bir şey yani bu. Değil mi? Yani. Ben zina ettim der gibi bir şey. Haram işlenmez ki ya emir maruf yaparken. Olur ne şey? Allah Teala muhafaza buyursun. O zaman arkadaşım hani kafirin yaptığını yaptıktan sonra senin aynı şekilde onun hidayeti. Ne hidayeti? Sen kafir olmuşsun. Yani. Sen fasık olmuşsun. Sen yoldan çıkmışsın. Sen yoldan çıkmışsın. Yani bunu da meziyet diye anlatıyor. Evet. Bunu da hani Mert-i Kıpti şecaat arz ederken sirkatini söyler diye meşhur bir söz var ya. Adam aynı şekilde
kahramanlığını anlatıyor ya. Yaptığı hırsızlık falan işte malını böyle böyle gizlice şöyle girdim de aldım falan filan. Aslında adam bunu kahramanlık diye anlatıyor. Halbuki yaptığı düpedüz aynı şekilde kul hakkıdır, haramdır, büyük günahtır. Hırsızlık yapıyor adam. Dolayısıyla Allah Teala hidayet nasip etsin yani bu İslamiyet'le alakası yok bu işlerin.